Evet arkadaşlar, merhabalar. Yeniden yeni bir oyunla karşınızdayız. Bugün yine D&D 5E sisteminde oynayacağız ama jenerik bir dünyada geçecek oyun. Oyun yöneticimiz Baran ve arkadaşlarımız, yeni arkadaşlarımız var aramızda. Şimdi ben sözü Baran'a bırakayım. Baran bize dünya hakkında ve geçen oyun, yani geçen oyun dediğim bizim kendi aramızda bir kaynaşma oyunu yapıyoruz. Onda neler yaşandı, onlardan bahsetsin. Ondan sonra biz karakterlerimizi anlatıp oyunumuza başlayalım. Teşekkür ederim abi. Merhaba arkadaşlar. Oyunumuz jenerik bir dünyada, jenerik bir hikayede geçiyor. Daha özgür olabilmemiz adına böyle bir şey yapmanın hepimiz için daha iyi olacağına kanaat getirdik. Hikayemizin geçtiği bölge daha yeni medeniyete kazandırılmış, daha önceden vahşi topraklar olarak bilinen bir bölge. Buraya yaklaşık bir 20-30 sene önce çevre krallıklar tarafından yani Amerika'nın keşfi gibi düşünebilirsiniz. Bu bölgenin yaratıklardan arındırılıp işte üzerine çeşitli baronluklar kurulma vaadiyle çeşitli savaşçıları toplayıp dağıtılmasıyla kuruluyor diyelim özetlemek gerekirse. Bizim hikayemiz de burada Reşi ailesinin bu topraklardan birini gelip burada önemli bir yaratığı öldürüp bu toprağı kendi baronluğuna katmasıyla oluşan krallık yani baronlukta geçiyor bizim hikayemizde. Bizim şehrimizin kasabamızda da Sova. Sova yaklaşık 25-30 hanelik bir köy. Baronluk diyelim daha doğrusu. Ve yaklaşık 150'ye yakın işte gelip gidenleriyle, kışlık çalışanlarıyla bilmem nesiyle bir nüfusu var. Sova'nın şöyle bir şansı var. Sova bu kurulan krallıklar arasında en kuzeyde kurulan krallık ve Sova'dan sonrası artık iyice çult gibi düşünebilirsiniz eğer Feorun'a hakimseniz. Hiçbir şekilde balta girmemiş, kimsenin bilmediği, hatta genellikle girmekten kaçındığı ormanlıklar tarafından kaplanan kuzey bir bölgenin komşusu Sova. Sova ne kadar kuzeyde olmasına rağmen çok bereketli topraklara sahip. Ve köy halkı geçiminin çoğunu, neredeyse hatta tamamını şeyleri saymazsak, işte bir iki tane demirciyi ya da işte buradaki geçim ve hayatı sürdürmek için gerekli olan işte üretenleri saymazsanız, halkın tamamı neredeyse şeyde çalışıyor, tarım alanında çalışıyor. Sovanın bir başka özelliği de neredeyse hiçbir şekilde sonbahar görmeyişi. Yaz ve sonbahar yani yaz ve kış arası Sova için ikinci bir yaz adeta. Çok ılık geçen toprakların artık hasattan sonra dinlenmeye bırakıldığı kışa kadar bir dönem. Hikayemizde yine aynı şekilde bir hasat sonunda sonbaharın ilk günü yazın son gününde başlıyor. Kahramanlarımız buradaki çoğu kahramanımız buranın lokali, buranın yerel insanları. Kahramanlarımız da kendilerini birazdan tanıtacak aynı şekilde. Burada işte çeşitli aktivitelere hasat sebebiyle katılmak için buradalar. Bir de hasat döneminde şöyle bir şey oluyor. Burası yine 20-30 yıllık bir medeniyete sahip olduğu için bu baronluk ve çevresi hala keşfedilmemiş ve evcilleştirilmemiş tehlikeler ormanda ve bu bölge çevresinde gezmeye devam ediyor. Bu sebeple krallık hasat dönemleri geldiği zaman kendi ordusundan işte 5-10 ne kadar asker ayırabiliyor ise ayırdığı askerleri çeşitli işte bu ne diyelim uç köylere yollayıp hasatı toplayıp işte büyük kente getirip işlenmesi için taşınması için yolluyor. Bizim bir karakterimiz de bu sebeple bugün Sova'da bulunuyor. Geçen oyun bu hasat mevsiminin son gününü oynamıştık hep birlikte. İşte festival etkinlikleri yaşandı. Bir at binme yarışmamız oldu, içme yarışmamız oldu. Unuttum başka bir yarışma var. Bilek güreşi yarışmamız oldu galiba. Okçuluk yarışmamız oldu. Bir tane daha sanki bir yarışma vardı. Domuz yakalama. Domuz yakalama yarışmamız vardı aynen. Hasat Festivali'nin güzelliklerini yaşadı arkadaşlarımız. Yine bereketli bir hasadın bitişi olduğu için. Fakat eğlencenin bitip artık
son demlerine geldiği büyük bir şenlik ateşindeyken mevsim normallerinin ötesinde bir yağmur ve fırtınayla birlikte festival aslında yarıda kaldı. Şenlik ateşinin üzerine düşen bir yıldırım ve etrafa saçılan küllerle birlikte çeşitli ölülerin dirildiğine şahit oldu buradaki arkadaşlarımız. Kimilerine göre bu ölüler, bu topraklar ele geçirilmek için buraya gelen askerlerin ölüleriydi. Kimilerinin başka teorileri var, bilmiyorum. Fakat köyün uzun süredir görünmeyen kurucusu ve baronu Seyleydin de kahramanlarımıza katılmasıyla birlikte kahramanlarımız bu köyün aslında bu baronluğun daha doğrusu üzerine kurulu olduğu Ogren'in de dirilip dirilmediğini öğrenmek amacıyla mezarlığa doğru yola koyuldular. Bu esnada da biz orada oyunumuzu bitirmiştik. Bugün oradan devam etmeyi planlıyoruz. Bugün fazladan bir arkadaşımız var, Can. Can bu köyün lokali değil. Can biraz daha kendini keşfe çıkmış, kendi yeteneklerini öğrenmeye çalışan bir karakter. O yüzden o biraz daha yalnız kurt modunda takılıyor olacak biz oyuna başladığımız zaman. Ama şimdi izin verirseniz ben arkadaşlarımın kendi karakterlerinden bahsetmesini isterim. Bendeki sırayla, kamera sırasıyla isteyeceğim. Çünkü yayını göremiyorum şu an. Alara sen başla istersen. Merhaba. Benim karakterim Kenneth. Kendisi epey yaşlı bir firbolg. Firbolglara aşina olmayanlarınız varsa bir nevi İskandinav mitolojisindeki iyi huylu devler olarak tasvir edebilirim kendilerini. Karakterim Kenneth. Tam bir gentle giant. Yaşlı bir teyzenin ruhuna, karakterine sahip. Çok çetin bir savaşçı. Aynı zamanda işte kendi kasabasında böyle gençleri etrafına toplayan, hikayelerini anlatan, geçmiş maceralarını anlatan böyle hoş sohbet bir nene olarak özetleyebilirim. Bu kasabada uzun yıllardır yaşıyor, en eskilerinden biri. O yüzden aslında civara en aşina olan karakterlerden biri oyunumuzdaki. Sen tamamsın galiba. Levent. Ben bu oyun hasat mevsimi süresince Drogzar adlı bir buçukluğu oynayacağım. Drogzar ana mesleği ozanlık olan, olabildiğince insanların bol olduğu fakat çok fazla olmadığı, yeterince istediklerini yapabilecek kadar kalabalık olduğu güzel yerleri gezen bir buçuk ozan, buçukluk bir ozan. Kendisi yakın geçmişte tehlikeli olduğunu bilmediği birisini kandırmasının sonucu olarak böyle kimsenin onu bulamayacağı bir yerlere kaçtı ve kendini burada buldu. Gelip ben burada işte falanca büyük babam buradaydı, benim onun toprakları üzerinde işte hakkım var diyerek kendisini bu kasabanın içerisine yerleştirdi. Bir süredir de burada yaşıyor anladığım kadarıyla. Folza devam edebilir. Benim karakterimin adı Fozla. Zaten beni bütün oyunlardan tanıyorsunuz. Bu sefer soylu veya zengin değilim arkadaşlar. Ondan sonra bir paladin, Asimar, Helm Paladini işte korumak temel amacı, yani insanları koruyayım, etrafımdakileri koruyayım, arkadaşlarımı koruyayım diye böyle gezen bir karakter. Onun dışında buraya bu hasatı toplayıp merkeze götürmek için geliyor. İşte hasat şenlikleri bittikten sonra ertesi günü böyle tam ayrılmak için hazırlıklarını yapacakları zaman akşamı bir bu bahsettiği iskeletler falan gelince köyün yaşlı ninesiyle birlikte savaşarak. Bu arada Kenef, şimdi o oyunu bilmedikleri için açıklamam gerekiyor onu. Yabancıların yanında yaşlı insan formunda gözüküyor. Ve ben köye girdiğim zaman yaşlı bir teyze vardı. Gel bana yardım et, evime götür diye. Sonra iskeletler, andetler gelince böyle bir anda baltasını çekip savaşan bir trole dönüşünce tabii. Onun için o teyze geyiği çok dönecek aramızda anlaşılan. Hiçbir teyzeye güvenmiyorum.
Test edeme lazım olur. Teyze havası mı? Test edeme lazım. Ama savaşta lazım olur yani. Yani. Belli olmaz evet. Yani köyü kimi kurtaracağını. O zaman neyse. Benim tek karakterim böyle. Okey, bendeyiz galiba Seven. Okey, ben kısaca bahsedeyim. Klasik bir Monk olarak, işte Monk Order'ında büyüyen ve eğitim alan bir karakter olarak başlıyor. Fakat bir gün günlük antrenman sırasında Sorcerer güçleri uyanıyor ve yanlışlıkla antrenman yaptığı kişiyi öldürüyor. Bundan dolayı da atılıyor Monk Order'ından. Atıldıktan sonra kendini çok özel biri olduğunu düşündüğü için dünyayı gezip geçmişini öğrenmeye çalışıyor. Bir noktada ona Sorcerer olduğunu söylüyorlar ama Sorcerer olduğuna inanmıyor. Aslında kendini daha özel bir şey, evet daha büyük, daha özel bir şey olduğunu düşünüyor ve bunun içinde işte dünyanın tamamını gezmeye çalışıyor. Oldukça genç bir karakter. Onunla ilgili geri kalan, buraya niye geldim bilmiyorum çünkü Baran da bana söylemedi. Bu benim suçum değil. Yani o şu anda söyleyebileceklerim bu kadar. Geri kalanı ilerledikçe zaten. Ortaya çıkacaktır diyorsun. Evet. Sova ile ilgili bir iki özellikten daha bahsetmek isterim. Sova, gerontokrasi ile meritokrasinin birlikte kullanıldığı bir şehir. Yani daha ziyade, yani baronun uzun süredir ortalarda olmamasından kaynaklı olarak şehir üretime katılanların ve yaşlıların sözünün geçtiği bir şehir. Kendine ait bir ordusu yok fakat lokal milis kuvvetleri var aynı şekilde ve bir iki tane kolcusu var. Bunlar avlanma ve işte köyün çevresindeki güvenliği sağlama gibi görevleri üstleniyorlar. Kasabamızın içinde bir taverna yok. Arkadaşlarımızın toplanıp içip sohbet edebileceği, masanın çevresinde geyik yapabileceği bir yer yok. Sadece uzaktan gelen misafirlere bazen ağırlamak için kullandıkları bir misafirhane var, tek odalık. Bunun dışında da genel işler bahsettiğim gibi demircilik ya da işte odunculuk gibi aslında köyün asıl gelir kaynaklarını destekleyecek şekilde kullanılan işler. Bunun dışında köyün kendi bir tapınağı yok. En yakın tapınak daha güneydeki başka bir kasabada. Bunun dışında köyü temsil eden ve bu gerontokrasi ve yine bahsettiğimiz gibi meritokrasiden oluşan yönetim biçiminin oluşturduğu ticaret odası dışında başka bir organizasyon da köyde bulunmamakta. Yani şöyle düşündüğünüz de aslında basit bir Anadolu köyünden, kendi camisi olmayan herhangi bir Anadolu köyünden çok büyük bir farkı yok. Bir mera gibi düşünebilirsiniz zaten. Şey de size bunu verir yani 150 kişilik işte 35-40 neyse hanelik bir köy olmasından dolayı. Bir soylumuzdan bahsetmiştik daha önce köyü kuran. Onunla ilgili de bazı dedikodular var. Özellikle karısının ölmesinden sonra hiç sokağa çıkmadığı ve yine bir efsaneye göre kendi kızını bile görmediği yolunda bir dedikodular var. Kendisi ilk defa belki 20 belki işte 15 yıl sonra ilk defa halkın arasına karışıyor. Tabii burası gelişen bir köy. Yani işte akınlar 20-30 yıl önce başlamış olabilir. Ama hala bu köyün nüfusu artmakta. Dışarıdan gelen aileler özellikle hala köye yerleşmekte. O yüzden köydeki birkaç yaşlı dışında aslında çok tanıyan kişi de kalmamış. Ne yazık ki baronumuzu. Fakat baronumuz kendi köyünün, kendi baronluğunun tehlike altında kalmasını tahmin ediyorum ki önemsemiş olacak. Bütün bu yıldırımların, işte bütün bu iskeletlerin saldırısına karşı zombilerin ya da koymak adına kendisini dışarı atıyor. Kahramanlarımız da tam şenlik ateşinin çevresindeki 3-5 iskeleti tekrar hakkın rahmetine kavuşturup baronun yolunu tuttukları zaman bir yaşlının önerisiyle baronun kendi kapısının önünde yani baronun bir villası var köyün içinde. Villasının önünde birkaç tane iskeletle uğraşırken buluyorlar. Bu iskeletleri hakladıktan sonra baron onlara bu şehrin aslında burada yaşayan büyük bir ogrenin toprağı olduğunu daha sonra bu ogreyi baron ve askerlerinin öldürmesinin ardından baronun burayı bir köy haline getirmeye karar verdiğini ve bu sebeple bu köyün kurulduğundan bahsediyor. Aynı şekilde Ogre'nin hala köyün sınırlarında olduğunu yani cesedinin eğer bu bir tür dirilme olayı ise ki bunun tanrılarla bağının olmadığına kanaat getirmiştik en son. Aramızda daha önce sanırım Folza'nın tapınak çevrelerinde büyümesinden kaynaklı olarak
böyle bir sonuca gelmişti kendisi. Yani tanrısal bir aksiyondan ziyade başka bir sebeple, başka bir ritüel kaynaklı olarak bu dirilme olaylarının gerçekleştiğine kanaat getirmiştik. Bu sebeple en son şehir mezarlığında, yani köyün mezarlığında, buradaki anıt mezarı olarak düşünebiliriz burayı. Çünkü buradaki ölülerin, yani 20-30 yılda bu köyün halkının belki sadece yani onu ölmüştür. Ama bu köyün ele geçirilmesi için ölen askerlerin ve dediğim gibi bir adet de Ogre'nin cesedinin bulunduğu bir mezarlık burası. Karakterlerimiz yanan köyün içinden koşarak ellerinden geldiği kadar başka herhangi bir yaratıkla denk gelmeyecek şekilde mezarlığa gitmesi idi oyunumuzu sonlandıran geçen gün. Bugün de bu akşamın devamı olarak mezarlığın önündeki karşılaşmayla devam edeceğiz. Herkes tamamdır diye hatırlıyorum. Can, senin için şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Bunu çok yapa konuşamamıştık oyundan önce. Senin sınavların vardı, benim çalışmalarım vardı. Fakat sen kendini arıyorsun bir nebze, ya da doğrusu kendi geçmişini arıyorsun. Ve bu yolculuğun seni en nihayetinde dış köylere kadar, artık bu uç köylere kadar, sınır köylerine kadar vuruyor. Sen yolunu kaybetmiş bir biçimde hedefine doğru ilerlediğini düşünürken kendini bir anda müthiş kapalı bir hava, yağmur yağışı, bir anda inen şimşeklerle bir köyün yanışıyla ne oluyor burada şaşkınlığının ortasında buluyorsun. Tahmin ediyorum ki gürültülere doğru bakmak sebebiyle olacak ki köye doğru yaklaşıp bir göz atma hevesindesin. Buradan asıl grubumuza dönmek istiyorum. Can, yani senin burada olma sebebin bu. Asıl grubumuzu şöyle geçen kaldığımız yere bırakacağım izninizle. Sizin ekranınıza geldiğinde söyleyebilirsiniz. Geldi. Asıl grubumuz ise kendilerini bir anda mezarlığın önünde neye baktıklarını bilmez halde bulurken bırakmıştık. Önlerinde Seyli'ydi, yani köyün kurucusu baronumuz. Arkalarında da Drogzar, Kenef ve Folza ilerlemekteydi. Şöyle bir ufak müzik açalım ki keyifle devam edebilirim. Biz müziği yayına veremiyoruz yalnız. Efendim? Yayına veremiyoruz müziği de. Yani yayındaki anlayamayacak. O zaman bir anlamı yokmuş. Kapatıyorum. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, mezarlık bu tarafta. Tamam, gidip bakalım. Deyip size arkasından... Bekleyin. Çocuklar bir saniye, çocuklar. Ben önden gideyim, bekleyin. Teyzeciğim, durur musun lütfen? Oğlum geç arkaya, geç. Bir saniye, dur. Ya dur, teyze, dur, oğlum, bir çek. Dur ya. Bir dakika. Yaşlı dur başım. Oğlum, çek. Olmaz teyze. En öne geçip angard bir şekilde kalkanımı böyle... Hazır bir şekilde herhangi gelebilecek bir şeye karşı. Bir yandan da hani böyle bir teyzelerin kucaklar edasıyla diğerlerini böyle dirseklerimin arkasına alıp hazır bir şekilde önde yavaş yavaş ilerlemeye başlıyorum. Sen öne geçiyorsun. Bu arada biraz mezarlığı da tasvir etmek gerekebilir. Mezarlığın ortasında büyük bir heykel var. Bir kadının heykeli. Önünde de gördüğünüz üzere bir nasıl diyeyim, lahit mevcut. Mezarlık uzun süredir bakılmamış belli ki. Yine ortamında şunu söyleyebilirim. İşte çimler artık her tarafı sarmış. İşte ağaçların belli ki budaması ve düzenlenmesi yapılmıyor ki. İşte olması gereken şekilden farklı şekilde büyümüşler. Bunun dışında çevrede başka mezar taşları görüyorsunuz. Bunların hiçbirinin ölüm tarihi belki bu köyün, yani yaşadığınız son 5-10 yılın içinde denk düşmüyor. Daha önce de bahsettiğim gibi çoğunluğu buradaki savaş alanında ölen, buradaki yaratıklarla mücadelede ölen askerler. Belki sadece birkaçı, üçü, beşi bu köyün yerlisi olup, lokali olup daha sonradan ölen insanlar. Biraz ilerinizde artık kaç feet diyebiliriz buraya? 20-40-100 feet kadar, 35-40 metre diyelim. Ötenizde, ne 35-40 ya? yaklaşık 300 metre, saçmaladım şu an metre şeyini de. Feet olarak devam edelim ya. Yani 30, aynen. 5 feet'ten hesaplasak şeyin geçiremedim işte. Yaklaşık 100-120 metre diyelim ötenizde. Büyük bir şapel diyebileceğimiz bir bina mevcut. Bu binada da aynı şekilde belki 105 feet'miş.
Yaklaşık gerçekten evet, 30 metreden biraz daha hallice oluyor. 35-40 metre kadar oluyor. Bu şapelde işte kendi çevresinde bir ev kadar büyük. İçinde de büyük ihtimal başka değerli bu köyün kuruluşuna yardım etmiş kişilerin cesetleri olacak ki böylesi bir bina kurulmuş. Seyley şeyin arkasına geçme konusunda pek mutlu değil Kenef'in. Kendisini bu konuda biraz şey buluyor. Ne diyelim? Yetkili buluyor. Ben de böyle Kenef'i geliyorum. sen çekil şuradan. Buraları bilmezsin deyip arkasına atmaya çalışıyor. Dur oğlum dur dur. Geç arkama geç. Disguise durumunda mısın Alara, yoksa senin Evet, karakterin disguise. Hayır, human formundayım şu anda. ama ünlü formuna geçecek bir vakit bulabilmiş miydin? Evet, bir short rest alacak şeyimiz olmuştu arada. Peki. Size doğru dönüyor. Şeyi görüyor. Folzan'ın ne kadar zırhlar içinde olduğunu görüyor. Arkasında gelen buçukluğu görüyor. En azından üzerinde bir deri zırh var. Bir de yanınızda gelen teyzeyi görüyor. Gerçekten bu şekilde mi geldiniz? Genç adam, senden hiç beklemezdim yaşlı bir sivili burada tehlikeye atmanı. Kim bana mı diyor Bir bunu? Folza, evet, Folza'ya gösteriyor parmağıyla. Ya şöyle durdum. O teyze var ya, o teyze dedim. Şöyle sırtına vurdum böyle sertçe. Hadi teyze yürü de gidelim şunları keselim deyip ilerliyor. Teyze. Folza sırtıma vurunca sırttan böyle siyatik sesleri, romatizma sesleri, artık yaşlı insanlardan ne sesi gelirse goçurt 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 falan gibi böyle kemikleri diye böyle hık diye nefesi falan çıktı yani. İnsan formunda çünkü gerçekten tek bir deri bir kemik duruyor. Tamam ilerleyelim deyip siz de arkasına katıp hafif hafif ilerlemeye başlıyorsunuz. Heykele kadar yaklaştığınız zaman heykelin güzel bir kadın heykeli olduğunu görüyorsunuz. Belki 30'larında 35'lerinde bir insan bu. Üzerinde ufak bir levhada "Sova seni asla unutmayacağım" şeklinde bir yazı var bu heykelin altında. Siz heykele doğru yaklaştığınız zaman bir gürültü ile birlikte bir anda kafanızı az önce bahsettiğim şapele doğru çeviriyorsunuz. Şapelin 2 adet büyük kapısı var. Yaklaşık birer buçuk, üçer metrelik, birer buçuk, ikişer metrelik. Bir anda önce çatırdıyor kapılar. Ardından büyük bir gürültüyle yerle yeksan olarak kapılar kırılıyor. Ve bir figürün karanlıktan önce büyük bir kolun çıktığını, ardından büyük bir bacağın çıktığını, ardından büyük bir bedenin çürümüş bir şekilde kapının arkasından çıktığını görüyorsunuz. Aranızda daha önce çeşitli savaşlarda bulunmuş olanlar ya da hikayelerini duymuş olanlar vardır. Bu kel ve gri tonlarındaki vücut size tanıdık geliyor. Bu bir ogre. Boyutunda zaten şey yapmayacak şekilde belli, yani yadsınamayacak şekilde. Şeyi fark ediyorsunuz. Vücudundaki bazı kasların derilerden artık sıyrılmış bir şekilde görünür olduğunu, işte sol kolunun artık bir kısmının neredeyse kemikleri görünecek kadar çürüdüğünü, işte üzerindeki çeşitli kılıç yaraları, işte yine vücudunun her yerinde bunları görebiliyorsunuz. Derin kesikler halinde duruyor. Hatta en önemli ve en grotesk, en çirkin yapısı olarak karnının delik olduğunu ve akan, yani akmak diyemeyiz buna ama dışarı çıkan bağırsakları görebiliyorsunuz. Büyük ihtimal Seyley'in bahsettiği ve burayı almak için öldürdükleri ogre bu olsa gerek. Elinde büyük bir seher yıldızı var. Sabah yıldızı, seher yıldızı değil, özür dilerim. Türkçesi böyleydi. Bunu bir eliyle omzuna koymuş, diğer omzuyla da kapıyı kırarak fırlayıp şapelden çıkıyor. Sizin için biraz büyük bir yaratık. Fakat şu an öğrenerek size doğru bir bakış atıyor ve ilerleyecek. O yüzden hepinizden birer inisiyatif almak istiyorum. Eğer mümkün ise. Tabii ki. Atalım. Üç. Birazdan. 3 mü? Aha. Folza 3. Evet. Can sen de atabilirsin. Benim 2. 2 mi? Kenneth Evet. 2. Dex Benim 12. 12. Levent
21. Drogzar 21 sonunda Telizar tutan biri, bir delikanlı. Ardından Ogre de ne kadar yavaş ya da ne kadar hızlı olduğunu çıkarmak adına bir zar atıyor. Kendisi birçoğunuzdan daha yüksek attı. Can, sen bu merakla ilerlemeye başlamıştın bu bütün bu gürültünün koptuğu yere doğru. Kendini dağınık bir ne diyelim buraya, çalının içinde buluyorsun. Yaklaştığın zaman bir anda bir gürültü kopuyor. Ve kopan gürültünün ardından bir kapının yıkıldığını ve büyük bir ne diyeyim buna, böğürme diyeceğim, böğürme sesiyle karşılaşıyorsun. Burada şurada olabilirsin, sen kendi karakterine bak, uygun bir mesafe bu çalılık. Tamam. Bir heykelin çevresinde 4-5 tane insan figürünün daha ziyade bu ogre ile karşılaştığını görüyorsun. Okey, o tarafa doğru yürümeye devam edeceğim abi yani. Büyük ihtimal ama önce Drogzar oynayacak. Okay. Ha, önce Drogzar'dan önce de özür dilerim. Seyleydi de unutmamak lazım. O da bizler atabilir bence aranızda olduğu için. Kendisi neredeyse şeyle eşit attı. Evet. Şu an Drogzar'dayız. Sizce o benim komik olduğumu düşünüyor olabilir mi? Ben şansımı denemek istiyorum. Müzik eşliğinde karnının ne kadar komik göründüğünü anlatıyorum o buraya. Bu da şu demek şey için, oyun mekaniğinde. Vicious mekaniğinde. Hideous laughter. Ha, hideous. Bir wisdom saving throw. Hemen bir kontrol geliyor sana. Ama DC'si 13. Yani çok da... D12 atmayayım, D20 atayım bir tane. Bir saniye içinde. Sen... bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, zar rengini değiştirebilir misin? Şey yapıyor, evet, siliyor. Çok mu kötü görünüyor? Siliyor. Yeşil tonu olduğu için. Siliyor. Şu nasıl? Bu güzel. Ama bu 16 attığım gerçeğini değiştirmeyecek. güzel numaraydı ama yemedim. Anlamadı sanırım. Levent, anlam yani şeye bakıyorsun, yaratığa bir bakıyorsun. Yani anlamamış olma ihtimali çok yüksek. Şeyi düşünüyorsun, hani yaşayan bir ogre olsa anlar mıydı acaba? İyi çıkarmaya çalışıyorsun. Yani böyle bir çıkarma çaban var mı ya da öyle diyeyim? Sana bir hediyede bulunacağım ona göre. Yaşayıp yaşamadığını tartışmak çok yersiz bence. Belli ki yaşamıyor. Yani yaşayan bir ogre olsaydı bu espriye güler miydi gibi bir çıkarımda bulunmak isteyebilirsen, istersen bir nature zarı alabilirim senden. Peki. Bunun için bir saniyeniz var. Yani, büyük ihtimal gülmezdi. Şöyle, ben o zaman bu esprime gülmemesi beni çok üzdü. Hı-hı. Ben gidip heykelin arkasına saklanacağım. Buyur saklan. Lahit'in üzerine çıkıyor musun? Orada bir de lahit var. Normal bir insandan biraz daha belki yüksektir. Buraya kadar geldim. O şimdi lahit'in üstüne çıkmıyorum veya arkasında değilim tamam. Sadece yani bu kocaman yaratıkla kendim arama heykeli koydum. Böylece beni görmedi yani. Bozmaya çalışıyorum. Görmemek için sağlamaya çalışıyorum. Saklanmak için alıyor musun? Evet. Onun için sana hemen bir zar atayım. Onu saksiyon olarak kalabiliyor musun sen? Evet çünkü sanırım. Sen bazen alamıyorsun. Rolü olmadan. Okay. Tamam. Özür dilerim. Okay. Ardından yaratığa bir espri yapıp heykelin arkasına doğru koşarken yaratık sana doğru dönüp böğürüyor. Fakat gırtlağı sanıyorum ki eskisinden biraz daha kötü durumda olduğu için çoğunlukla şekli bir nefes çıkması ile karşılaşıyorsunuz. Ardından Dex oynuyor. Benim şeyim kaçtı ki? Kaçtı speed'im? Bakayım bir saniye. 30. Sen neysin? 30'sun abi. 30. Monk başladığım için daha fazla... Neyse sorun değil. Yok Monk ileride Zaten yetişemiyorum abi. İlerleyeceğim buraya kadar. Aynen şuraya kadar falan. Yani şu deş alırsan şuraya kadar falan gelebilirsin.
Okey. Görebiliyorsun Yaratık değil mi? ilerledi. Gördüm evet. Tamam o Şuraya zaman gelip 5-6. saklanabilirsin Aynen. ya da Aynen. başka Oraya yerde. kadar geçip abi. Oraya kadar geçeceğim ben de. Bir pasif Yaratım perception gömücü. kimin en yüksektir? Benim 14. Wisdom karakteri olan yok değil mi aramızda? Ben varım. Of. Hayır. Şu dörtlü yani grupta. Ben Wisdom karakteri diyeyim, benim de 14 pasif perception. Benim 12. Okey. O zaman 12. 14'müş. O zaman Kenneth ve şey için konuşuyorum. Falls için. Karanlığın içinde bu arkanızdan köy yanıyor ya, bir ışık geliyor. Ya da yıldırımların vurduğu ışığı da düşünebilirsiniz. Bir an arkanızdan gelen ışık başka bir nesnenin ya da bir hareket eden bir şeyin üzerinde Ogre'nin biraz belki 10-20 metre ötesinde yansıyıp yok oluyor. Tam kestiremiyorsunuz. Yani hareket eden başka bir zombi miydi bu? Ya da bir hayvan mıydı? Ya da başka bir şey miydi? Ama sadece ebatları bir neydi? An, yani mediumlarca, normal bir insan ebadıydı diyelim yine. İşte 2 metreye kadar bir şey düşünebilirsiniz. Bir anlık bir yansıma, bir ışık olarak düşünebilirsiniz bunu. Fakat sadece bir anlıktı yani bu. Bir gözünüze çalınıyor çünkü siz asıl tehlikenin geldiği yere odaklısınız. Sonra bir anda aynı şekilde yok oluyor. Başka biri olabilir, bir hayvan olabilir, kaçmaya çalışan herhangi bir şey olabilir. Ama şu an kesin bir fikriniz yok. Ardından Seyleyt oynuyor. Seyleyt kınından büyük bir kılıç çıkarıyor. Belki 1 metre 20 santim civarı bir kılıç olduğunu düşünüyorum. Bu normal bir uzun kılıçtan 80 santimlik 1 metrelik daha uzun. İki eliyle tutup soba için diye bağırarak koşmaya başlıyor. Fakat zaten koşsa da yetişemeyecek. Ama yine de o bütün koşma aksiyonunu kullanıp Ogre'nin yanına kadar gelmeye çalışıyor. Burada da bitiriyor turunu. Ardından özür dilerim Seyleyt'ten sonra Ogre oynuyor. Ogre de oynamak istiyor. Falls'dan önce huzursuzlandı. Ogre Seyleyt'e doğru yani cansız ve dikkati dağınık adımlarla yaklaşıyor. En nihayetinde önünde duruyor. Morningstar'ın omuzundan indirip Seyleyt'e doğru vurmaya çalışacak. Bunun üzerine aldığı belirli bir şey daha var. Fakat Seyleyt ne kadar şişman ve artık formdan düşmüş de olsa Ogre'nin tahmin ediyorum ki ölü olmasından kaynaklı olarak daha yavaş olması Seyleyt'in avantajına bir hareket oluyor. İndirmeye başladığı zaman sabah yıldızını ya da işte Morningstar'ını kendini 1,5 metre kadar geriye atıyor Seyleyt. Önüne kadar düşüyor. Yere çarptığında görüyorsunuz. Fakat Ogre geri kaldırmaya başlıyor sabah yıldızını. Fakat Seyleyt'i isabet etmiyor. Buradan sonra Folza ve sırasıyla Kenneth oynayacak. Sizdeyiz. Bakayım ben ne kadar gidebiliyorum. Ama ben şuraya kadar koşuyorum. Orada da kalıyorum sanırım. Ha sen Asim abinin cüce değildin değil mi? Aynen tamam. Folza'nın koştuğunu görüyorsunuz. Neredeyse Ogre'nin yanına gelecek kadar koşuyor. Nefes nefese olacak şekilde. Yani soylunun hemen biraz yanında duruyor. Ardından Kenneth. Kenneth böyle hani şey sinirli yaşlı teyze koşuşu vardır ya, minik bir şey böyle pazarda falan elinde poşetiyle koşturur böyle. Hı-hı. Öyle bir şeyle deş alıyor. Hı-hı. Deş alarak buradan tam dibine, önüne hatta neredeyse gelip provokatif bir şekilde böyle yap karşısında bir anda konumlandırıyor kendini. Şeyini bozuyor musun? Disguise selfini. Hayır bozmuyorum. Disguise selfin hala üzerinde. Okey. Başa dönebiliriz. Falls'ın şeyinde oynaması, Kenneth'in de oynamasıyla birlikte. Dex sendeyiz. Ben de miyiz? Şeyde değil mi abi? Benden önce oynayan yok muydu? Hayır. Ben de Benden önce oynayan iki kişi var. Hocam. Drogzer. O zaman sen buradan dolanıyorum diye düşünmüştüm. Buradan dolandım şeyin heykelin çevresinden. Çalıların arasından zor bela geçmeye çalışırken
Melek adam, sana güveniyorum, bu devi devirebilirsin diyorum. Ve bir Bardic Inspiration kazanıyor. Holza'nın üzerine bir işaret bırakıyorum. Şunu bırakabiliyor muyum? Kırmızı olmaz. Bardic yeşil işaret. Ne veriyor? Atak saldırı zarına ya da herhangi bir ability check'ine 1d6 olması lazım. Yani. Doğru muyum? 1d4 mu? Bir kere 1d6 var. Bunu bildiğim kadarıyla saldırıda saldırı için kullanabiliyorsun. Ya ability check'lerde saldırırken saving throw'larda buralarda kullanabiliyorsun. Tamam. Aynen öyle. Bir sonraki saldırında şöyle, bunu da kullanacağın zaman skorunu gördükten sonra karar verebiliyorsun. Yani önce saldırıyorsun, skorunu söylüyor. İşte atıyorum 13 attın. Ben sana vurdun ya da vurmadın demeden önce kullanma hakkın var. Ben vurdun ya da vurmadın dedikten sonra kullanamıyorsun. O arada kullanma hakkın var ama. Okey. Sen şeyin Drogzar'ın söylediği ilham verici sözlerden biraz etkileniyorsun. Öyle olacak ki bir sonra başına gelecek şeylere karşı biraz daha hazırlıklı hissediyorsun kendini. Ardından bu sefer gerçekten sıra Dex'te. Okey. True Strike atacağım abi bir şey. Yaratığa. Efendim? True Strike okar. Bu turumu böyle geçireceğim. Ben biraz da birazcık kendimi ortaya çıkarırım sonra büyüden sonra. Zaten yürüme şakkım oluyor ondan sonra. Okey. Parmağını yaratığın üzerine doğru gösteriyorsun. Bu senin içinden gelen bir güç. Sadece parmağını göstermen yeter. Herhangi bir kelime söylemene gerek yok bu büyüyü tamamlayabilmek için. Artık aklına kazıyor olabilirsin ya da artık nasıl bir mental bir işlem varsa burada. Yaratığı bir çeşit efsunla kıskacı alıyorsun diyelim. Ardından gölgelerin içinden dışarı doğru bir adım atıyorsun. Arkadaşlar, sizin için de değişik bir şey bu. Bir anda hiç tanımadığınız ya da tanımadığınız düşündüğünüz bir figür bu şapelin arkasından ortaya fırladı. Kendi görünüşünden Can biraz bahsetmek istersen. Okay, beyaz, abi beyaz monk robları giyiyor. Bildiğin bu şey Çinli şeyleri olur ya, Shaolin monku gibi roblardan. O tarz bir şey giyiyor. Kafasında kocaman bir şapka var abi. Gerçekten monk gibi. Şey, beyaz tenli, mavi gözlü. İşte vücudunda dövmeleri falan var işte. Normal monk dövmeleri falan var. O şekilde takılan bir tip. Siyah saçları, düzgün toplu her şey. Saçları falan çok düzgün duruyor. Genç, şey, oldukça genç. Figürleri, hatları falan oldukça genç zaten. Tamam. Bu roblar omuzlu mu yoksa koluna kadar uzanıyor mu? Şey, koluma kadar uzanıyor. Uzun abi. Koluma kadar uzanıyor, okey. Bir anda karşınıza böyle bir figür fırlıyor. Fakat robları düşündüğü kadar beyaz değil. Malum yağmurdan dolayı dizine kadar çamurun sıçramasından kaynaklı olarak biraz kirlenmiş. Yağmur da biraz tabii robu beyazını biraz griye çevirmiş. Ama onun dışında bir sıkıntı yok. Bir anda figürün dediğim gibi fırlayıp yaratığı parmağıyla gösterip size doğru koştuğunu görüyorsunuz. Ogre'ye gelmeden belki işte 3,5-4 metre arkada bir yerde duruyor. Ardından da Seyley'de sıra geliyor. Seyley Greatsword'unu kaldırıp Ogre daha silahını toplayamadan saldırmaya çalışıyor. Başarılı bir saldırı Seyley için bu. Kendisi hasar zarını atıyor. Bir saniyenizi alacağım. Bunları bir tane daha saldırdıktan sonra şey yapacağım. Anlatacağım ne olduğunu. Okey, bu da başarılı. Kendisi epey başarılı çıktı. Arkadaşlar, gördüğünüz figür şişman bir figür. Yine daha önce de bahsetmiştim artık. Zırhı göbeğini kapatmıyor. Kenarından bantlarını yani şeylerini bağlayamamış. Sadece böyle üzerinde bir tepsi gibi duran karakter. Çok hızlı iki hareketle daha Ogre Ritale'yi yani silahını eline geri alamadan açıktaki koluna iki tane büyük çizgi atıyor. O kadar derinleştiriyor ki zaten bu iskeletinin göründüğü eliydi. Adeta artık büyük bir parçasını iskeletin görebiliyorsunuz kolun içinde kalmış. Yaratık yine
bir ses çıkarmaya, böğürmeye çalışıyor. Bir hırıltıyla böğürme arası bir nefes verme şeklinde çıkıyor. Yine uzun süreli ölü kalmanın yan etkilerinden olacak ki. Bir anda kolunu adeta o sobaya basmış gibi hızlıca çekiyor. Ardından aynı şekilde Seyley'de karşı bir hamlede bulunuyor kendisi. Fazladan D20 at. Fakat baştakini kabul edeceğim. Seyley iki kılıç darbesinin ardından bir anda çekince kolunu yaratık şaşkın bir şekilde kalıyor. Ardından yaratık bu sefer onun üzerine tam olarak indirme fırsatını geçiriyor. Büyük Morningstar'ını. Nitekim küçük bir Morningstar olmadığı için biraz daha güçlü bir hasar bırakacak bu Seyley'in üzerinde. Şöyle yazalım buraya Seyley'in 7 hasarı da. Fakat Seyley biraz şey yakalanmış olma, o sürpriz yakalanmış olsa da en azından sırtını dönüp zırhına yedirmeyi başarıyor hasarı. Bir anda görüyorsunuz üzerine indiğini Morningstar'ın. Bir tane büyük bir çivisi Morningstar'ın şeyin zırhını delip Seyley'in omzunun biraz üzerinden yaklaşık bir 10 santim kadar vücuduna giriyor. Çıkarmasıyla birlikte yaratık Morningstar'ı Seyley'den bir kan fışkırması görüyorsunuz. Fakat ayakta durabilecek durumda, yine sıkıntılı bir durumda değil. Ardından tur özür dilerim. O kadar çok şeyim var ki karıştı. Ogre oynadı, Folda'da. Ha, ben Longsword'u zaten elimdeydi yani. Onunla Longsword'la vuracağım bir tane. Efendim? Longsword'la bir tane vuruyorum. Bir dakika. Altılık zarı da kullanıyorum. Tamamdır. Şeyi fark ediyorsun abi. Seyleyid ve Ogre arasında bir çekişme var. Sürekli birbirlerine fokus olmuş durumdalar. Bu da senin için aslında bir tür hani mekaniksel olarak bir avantaj değil ama hikayesi olarak senin için bir avantaj bu. Açıklığını kullanabileceğin çok fazla yer var ki senin burada en çok dikkatini çeken Ogre'nin ağırlığından kaynaklı olarak bacakların ne kadar kıpırdatmadığı. Sen bu fırsatı kendin için kullanıp bacağına daha ciddi bir hamlede bulunuyorsun. Nitekim de tahmin ettiğin gibi oluyor. Bacaklarına doğru kılıcını saplıyorsun. Hasar zarını alalım. Bakayım bir dakika. Toplamda 7. Okey. Şeyin vurduğu kadar yüksek bir hasar bırakamadığını fark ediyorsun. Seyleydin bıraktığı kadar. Fakat sen de kendi çapında yaratığın önemli bir şeyine zarar verdin, parçasına. Kılıcını sokup çıkarıyorsun, şeyi fark ediyorsun. Ne kadar az kanın aslında kılıcına bulaştığını, hani yaratığın ölü olmasından kaynaklı olarak büyük ihtimal. Normalde olsaydı belki o kadar büyük bir et parçasından kanlar fışkırırdı ama senin için biraz belki hayal kırıklığı olmuş olabilir eğer daha büyük bir şeyler bekliyordu isen. Ardından tur Kenef'te. Kenef şöyle yapıyor. Baltasını, elindeki tek elle tuttuğu ufak baltayı bir eline kalkanı tutmaya devam ederken yaratığın suratının önüne savuracak. Yani şey gibi, sanki suratından bir dilim alırmış gibi böyle önden. Şimdi bu yaratık nereden baksan 4 metre kadar bir yaratık. Belki biraz daha büyük, 4,5 metre kadar bir yaratık olabilir. Sen şu an 1.40 mısın? 1.45 misin? 1.50 misin? İstersen mekaniksel olarak değil ama hikayesi olarak şöyle tamamlayabilirsin. Uzandığın zaman disguise selfini bozup, anladın mı? Hani oradan gelen şeyle itici kuvvetle suratını çizmeye çalıştığı şeklinde anlatabilirsin bunu. Evet, şöyle diyelim. Savurmaya başladığı anda, ama yok saçma oluyor. Yok yok, tam normal karnına saplayacak şeklinde şey yapalım. Daha sonra kemik kesmek istemiyorum şimdi şey. Yolla bakalım zarını. Evet. bu bedende düşündüğünden biraz daha kısa vakitlerde bulunduğun için asıl işini yaptığın bedeninden de farklı beden olmasından kaynaklı şeyi tutturamıyorsun. Hani kolumu uzatsam kısa mı gelir, uzun mu kalır, acaba hani nasıl bir kas hafızası beni buradan yanıltmazı tutturamıyorsun. En nihayetinde şey yaptığını fark ediyorsun, normalde kolların daha uzun olduğu için. Kendi böyle önünü böyle baltayla savurduğunu fark ediyorsun.
Fakat iş işten geçmiş oluyor senin için. Ardından tur tekrar Drogzar'a dönüyor. Ben bir kaç adım daha ilerliyorum. Tam heykeli alıyorsun. Tam heykelin geçerken deve bakıyorum ve diyorum ki hey arkana bak dikkat et dikkatli ol diyorum. Bu bir vicious mockery aslında. Okey. Ben yine bir wisdom saving throw atıyorum galiba. Ben buna basınca tabii hemen hasar atıyorum fakat. Dev seni anlamıyor ama senin özellikle bu yaptığın somatik şeyler yani elinle arkasını göstermen, heyecanlı yüzün falan devi bir anda irkiltiyor. Dev kafası karışıyor. Şeyi hissediyorsun ki zaten bu büyüsel bir güç. Kafasının karışmasından tahmin ediyorum ki bu kadar düşünceyi aynı anda kavrayamamasından kaynaklı olarak bir acıyla suratını şey yaptığını görüyorsun. Dişlerini sıktığını görüyorsun. Bir saldırısına dezavantaj var. 4 hasar var. Artı bir sonraki saldırısında ki onu da işaretleyelim. Bir saniye şunu kaldıralım öncelikle artık. Pardon bu. Bonus action'da tekrar birine şey verecek misin? Bardic Inspiration. O bonus action mıydı? Hı. Zaman... Geçen tur aksiyon olarak kullandığı için pişmansın galiba. Evet. Ama büyü de kullanmışsın geçen tur öyle düşün. Hayır Slaughter. Hayır o aradaki neyse önemli değil. Okey. Şu anlık kullanmayacağım sanırım ya. Bir okay. Adet daha var sadece elimde. Tamam. Sen bir yaratığı biraz... Yürümemi bitiriyorum sadece o kadar. Dex. Okey. Üzerinde metal zırh var mı? Şeyin? Yaratığın mı? Hayır. Yaratık okay. Tamamen yani tabiri caizse çıplak. Bu şekilde söylemek benim de hoşuma gitmedi düşündüğüm zaman. Tamam o zaman. Evet. Çıplak etini vurmak istiyorum evet. Yaratığın. Bu tür normal atak yapacağım abi. Rolluyum birim. Avantajım var. Avantajlısın aynen ilk atanda. Evet. İki tane atıyorum. Hit abi evet vurdun. Bir tanesi evet. 11 artı 2 13. Tamam, vurdun. Okey tamam. O zaman damage'ımla rollayayım. 1d4 artı 2. Key puanı harcayacak okay. Mısın? Burada dur. Ha bir de bonus aksiyonu. Şeyim yok. Key puanım yok ki. Şeyde 1 level'da. 1 level'sından. 3 level'da oluyorum. 3 artı 2 5 hasar değil mi Cambo? Aynen. Bu da ikinci atam. Bu da 12. Bu da vuruyor. Okey. Bu da 5 vuruyor. Can. Daha doğrusu Dex. Sen de tapınaktan gelmenin, o disiplinden gelmenin getirdiği bazı bilgilere sahipsin. Bir keşiş olmak, rakibinin vücudunda rakibine karşı kullanabilmek senin için. Yaratığın ağır ve yavaş olması, senin küçük ve hızlı olman senin için çok bir avantaj. Sen de Folza'nın yaptığı aynı sistemi düşünerek yaratığın bacaklarını kırmaya çalışacak güçte yumruklar atmaya çalışıyorsun. İkisini de vuruyorsun bu arada. İlk vurduğunda sadece ete vurma sesi geliyor. Ama ikinciyi vurduğun zaman şeyi hissediyorsun. Bir ufak bir içeriden çatırtı sesi geliyor. Mukavemeti pek kalmamış olsa gerek yaratığın uzun süreler toprak altında kalmaktan dolayı. Yaratığın da biraz yumuşadığını fark ediyorsun. Başka bir şey yapmıyorsan senin için bu yapacak bir şeyim yok. Bu türlü bu kadar. Ardından tekrar Seyley de geliyor. Seyley yine aynı şekilde iki adet kılıç saldırısında bulunuyor. Büyük kılıcıyla. İkisi de vuruyor. Onları iki ayrı hasar olarak atayım. Bir daha da sizin yanınıza Seyley'i vermeyeyim. Şok vuruyormuş Seyley'i. Ben bu kadar vuracağını düşünmemiştim. Bizi uyalarsak o tek başına haline gelmemiştim. Evet. Sadece etrafında dönsek o birinin bence gene dövecekken. Sen bacaklarına vurup yumuşamaya başlayınca Seyley de senin yaptığın şeyi bitirecek hamleleri denemeye başlıyor. Belli ki zamanda iyi bir takım arkadaşıymış. Seyley, ben tutayım sen vur oğlum, ben tutayım sen vur. sen bunları bu kelimeleri sarf ederken Seyley'in elindeki büyük kılıcı iki eliyle tutarak
Az önce Dex'in vurduğu yere doğru savurduğunu görüyorsunuz. Fakat bu büyük bir kılıç. Yani sadece kesmesi, biçmesinden ziyade sırf kullanılan kuvvetle bile bir şeyleri kırabilecek nitelikte. En nihayetinde bacağını yarısına kadar açıyor devin. Diğer eline geçtiği zaman, yani sağ tarafından sol tarafına geçtiği zaman yine bir çapraz kesikle o kesiği biraz daha büyütmeye karar veriyor Seyley. Nihayetinde Seyley'i de bakan tarafına bacağın yani iki şeklinde olmasa da kemiği gösterecek kadar büyük iki yara oluşuyor Ogren'in üzerinde. Buradan belki çok biraz daha dikkatli olabilseydiniz canın az önce kırdığı kemiği bile görebilirdiniz. Fakat şu an savaşın o hararetiyle buna fokus olabilmek pek mümkün değil. Yaratık can haliyle hemen can haliyle cana elindeki gürzü bu yanda bitme karakterin üzerine doğru indirmeye çalışıyor. Fakat bu az önceki muhabbet, o aşırı düşünmesi yaratığın normal işleyişine zarar vermiş olacak ki çok dikkatli bir şekilde yapamıyor bunu. Dezavantajlı bir şekilde sallıyor. Can, 17 attım galiba. 18 yani, attım. Dezavantajlı atmasaydın abi. Keşke istedim ama ikisi de aynı geldi. Yok, vuruyorsun. Vuruyorsun. Okay. Bunu belki yaratığın kafasının karışmasına ziyade şanslı olmasına yorabiliriz. 5-9 hasar yiyorsun Can. Güzel. 9 hasar yiyorsun. Güzel. Yaratık şeyinden oluyor bu arada. Dezavantajını kaldıralım yaratığın. Sen bacağa fokus olmuşsun. Yaratık başka bir yere bakıyor, bunu biliyorsun. Hani senin avantajını her şey. Fakat ummadığın bir şekilde tepeden gelen bir sesiyle canlanıyorsun. Önüne doğru inmeye başlıyor Gür. Sen ufak bir adım geri çekiyorsun kendini, yine senin eğitiminde olan bir şey. Fakat vücudun tamamını geri çekemeden çok hızlı bir şekilde geldiği için vücudun ön tarafını sıyırıyor gürzün iğneleri. Vücudunu kanatacak kadar bir hasar yiyorsun ama kafana gelseydi büyük ihtimal daha ciddi hasarlar yiyecekti. 16 canım var, 9 vurdum, pek sıyırmış gibi hissettirmiyor abi. O zaman bir dahaki sefere maksiyonuza göre anlatırım. Can ikiye bölündü, sen bundan sonra iki karakter oynayacaksın abi. Ardından Seyley'in tur bitti. Ogre oynadı. Tekrar Foza'dayız. Foza. Ben ne yapsam? Bu adamı vurma da vuramıyoruz ki. Büyüm de kalmadı. Abi açtıkları yaralara devam edeceğim çalışmaya. Yani en mantıklı öyle. Yolla gelsin abi zarın. sen de şey böyle. Bir anda böyle ne oluyor ya bilmem ne şeyine denk geliyorsun. Sen de çok tecrübeli bir savaşçı sayılmazsın. Belki senin üçüncü ya da beşinci görevin bu. Şey yapamıyorsun. Yani bir açıklık görüyorsun. Hani buna doğru saldırayım yaptığın zaman işte yaratığın çoktan ayağını kaldırdığını fark ediyorsun. Büyük ihtimal çekirgeye bir sıçra iki saçıyor mantığı. Önüne doğru uzun kılıcını savuruyorsun. Fakat yaratık çoktan kaçmış oluyor. Ardından şeydeyiz. Kenef geçen dakikalarda salladığı baltanın boşa gitmiş olmasından epey bilendi. Hı hı. Gerçekten böyle şeyi dişlerinin arasına hava tıslaya tıslaya tekrardan, hı hı, baltasını alıp karnına doğru geçirmek için bir hamle yapıyor. Tamam. 17. Hit. Vurur, daha doğrusu vurur diyelim. Şeyini alalım. Ne, hasarını alalım. 7. Okey. Kenef, sen baltan bir el baltası mı? Öyle tahmin ediyorum. Evet, minnoş küçük bir el baltası. Sen bunu karnına doğru sallıyorsun. Yaratığın zaten bağırsaklarının bir kısmı dışarıdaydı biliyorsun. Karnında büyük bir yara vardı. Bir 3-5 kere sallıyorsun. En nihayetinde bir ikisi yaratığın üzerinde çeşitli boyutlarda kesikler bırakmaya başlıyor. Bu kesiklerden daha fazla bağırsak seni karşılıyor sadece. Biraz daha genişletiyorsun bu karnındaki yaraları yaratığın. Yaratık ayakta, fakat şeyi fark ediyorsunuz. İşte bu sağ ayağı artık iyice dediğim gibi sol ayağı alıyor, özür dilerim. Artık iyice neredeyse kırılmış ve artık iki ay, yani vücudundan ayrılmak üzere, ampute olmak üzere yaratık adeta. Artı işte az önce Kenef'in yaptığı hasar da üzerine bir şey oluyor.
Yaratık çökecek neredeyse, fakat şeyi fark ediyorsunuz. Her şeye rağmen vücudu ne kadar yaratığın onu kaldırmayacak hale gelse de yaratığın isteği diyelim, savaşma azmi diyelim, hiç azalmadığını fark ediyorsunuz. Yani bir önceki vurduğu vuruştan daha hafif ya da daha isteksiz hiçbir saldırısı olmuyor. Bunu çeşitli şeylere yorabilirsiniz. Size bırakıyorum. Fakat Kenef'in turunun bitmesiyle birlikte biz tekrar Drogzar'la devam edeceğiz. Etrafın sarında derdim ama o kadar şişmansın ki bu şu an mümkün değil. Yorum ama çok mu yaptın abi? Ne oldu ya? Yani aslında şey, DC-13 abi. Yorum ama profet yok mu yaptın gerçekten abi? İnanmıyorum ya. Okay. Alara'nın kamerası sen... kapandı. Alara su içmeye gitti ama... Yok gel buradayım, buradayım. Kameran niye kapandı su içmeye gittiğinde? Çünkü... Tamam. Bana niye verdin suyu? Bir yapsak. Çok özür dilerim. Alara şu an geri gelecek. Teknik aksaklık. Su getirmiş bana sağ olsun. Devam. Evet. Yaratık tahmin edersin ki ogreler çok zeki yaratıklar değil. Evet. Bir saniye. Özür dilerim. Ya ben de aslında yani zamanı gelmemiş espriler yapıyorum. Çok ilerisinde espriler yapıyorum. Yani biliyorsun çok uzun da bir süreleri yok. Hayat süreleri yok yani 20-30 yaş civarında. Yaşlı ogreler ölüyor. Bunlar biliyorum ki böyle ölmeden önce falan hani böyle tam ölüm döşeğindeyken o buçukluğun şakası çok iyiymiş diyecek ve son nefesini kendisi bir ergen olduğu için ölürken senin yomama sohbet şakaların ona vurmuyor. Adeta şey yani dayanıklı o şakalara. O yüzden hasar veremiyorsun. Fakat istersen bonus aksiyonunu yine aynı şekilde şey için kullanabilirsin. Yoksa geçeceğim turunu. Levent. Umarım. Şeyi okuyorum da. Ben bu sefer şuraya gelebileyim. Geziyorsun sen. Yani gezer böyle var. Bir o tarafa bir bu tarafa gidiyorum olabildiğince. Yeni gelen bence bir sonraki sefer yapabileceksin. Daha iyi vur diyorum ve ona bir Bardic Inspiration ekliyorum. Kime? Falzay'a mı? Yeni gelen bardımıza. Yeni gelen karakterimize. Tanımadığım insanlardan ilk defa bu kadar inspire edici, etkileyici sözler duyuyorsun. Az önce de yerimi göstermişti bence yani. Düşündüğü zaman güzel bir şey. Yani en azından senin buraya yardım için geldiğini farkındalar. Bu bilmiyorum sana şey vermiş olabilir, ekstra bir istek vermiş olabilir ki işte bir duruşunu sağlamlaştırıyorsun, bir şey oluyorsun, elinden geldiği kadar yoğunlaşmaya çalışıyorsun işin içinde bulunduğunuz olaya. Ardından Drogzar'ın turun bitmesiyle sen oynuyorsun. Bir okay. Adet Bardic Inspiration'ın var biliyorsun. Ben ne? Ne olduğunu söylemeden kullanabilirsin. Aynen. Ne ki Bardic Inspiration ne veriyor? Saldırırken ya da saving throw atarken ya da bir yetenek gösteri yeteneğini sergilerken zar attıktan sonra ama ben ne olduğunu yani başardın ya başarmadan demeden önce 1d6 ekleyebilirsin sonuca. Hasar da ekleyebiliyor musun yoksa şey mi? Hasar ekleyemiyorsun. Onun için Levent'i ikna edip Levent'in Valor Bard'ı olmasını sağlamanız lazım. Okey abi. Bence bu sefer az önce çok az ama az önce iyi vurdum aslında söyleyeyim. Tamam normal atak yapacağım abi gene. Bacağı parçalanmak üzeredir diye düşünüyorum. Bacağını tamam. Çalışmaya devam edeceğim. Yapıştır abi gelsin. Okey. Yaratıktan öyle sesler geliyor artık. 14, 15, 16, 17, 18 mi bu? 16. 16 mı? Senin seteren 0 mı? Evet Dexterity'den vuruyorum ama. Dexterity'nde mi 0? Hayır, Dexterity'm artı 2. Proficiency'nde artı 2. Proficiency'si var 18, evet pardon. Zaten hit yani. Ben sadece matematiğini kontrol ediyorum. 18, evet. Zarat, emir zarat. Bu değil ki benim. Dur. Bu damage zarım değil benim. Çok oldu çok. Evet. Damage zarım bu abi. 1 artı 2, 3. Şu da ikinci hatam. Arası yok galiba canda. Evet. Bu da 15 olması lazım, evet.
ekliyor musun Bardic Inspiration üzerine? Yani ekli ya bir önemi yok şu anda meta yapmayayım. Ekleyeyim abi meta yapmaya gerek yok. Hayır meta yap diye söylemiyorum. Vurdu vurmadı diyeceğim ona göre. Abi vurduğunu bil... Neyse tamam. Ekliyorum tamam, biliyorsan abi. Ya, biliyorsan ekleme tamam. Ya, tamam biliyorum vurduğunu yani. Saymış ya yaratığını acı şimdi bir bir. Abi 3 daha. İşte böyle cezalandırırız abi seni. Bardic Inspiration'ı kullanmazsan. sen can 1-2 yumruk daha atıyorsun abi. Artık şey sen sesi duyuyorsun içeriden kemiğin kırılma sesini. Sailaid'in tarafında olanlar da kemiğin etin içinden sıyrılma şeklini görüyorlar. En nihayetinde dizi yaratığın artık menisküsü diyeyim fırlıyor şeyden o parçalanmış şeyden yarıktan. Artık sadece iskelet sistemiyle yaratık ayakta durur bir şekilde adeta. Bacağın kaslarının pek bir önemi kalmamış. Senin turun bitince Sailaid iki adet kılıç darbesinde bulunmaya karar veriyor. Yolluyor bir tane çok başarılı olmuyor tahmin ettiğiniz üzerine. Onu benim şakalarım etkiledi sanırım. Herhalde üzüldü böyle yani şeyinde. Fakat ikinci saldırısı diğerine göre daha iyi. Nihayetinde de 4 özür dilerim. Ciddi bir hasar bırakıyor yaratığın üzerinde. Yine aynı şekilde bacağın önden çıkmasından fırsat olarak bacağına doğru savuruyor. Bu sefer artık vurduğu hasar direkt kemiğe işleyecek şekilde. Kemik de tabii tahmin edersiniz ki uzun süredir süt içmemenin getirdiği şeyden olacak ki yumuşamış. Kılıcı vurmasıyla birlikte yani kemiğin yarısı kırılıyor. Bir kaval kemiği olarak düşünebilirsiniz bunu. Bir yarısı düşüyor yere gözlerinizin önünde. Artık yaratık iyice şey durumda. Yani vücudu daha fazla kaldırmayacak durumda. Yaratık savruluyor. Fakat yine de yaratık tüm sinirini Sailaid'den çıkarmak istercesine elindeki Morningstar'ı Sailaid'in üzerine bırakıyor tabiri caizse. Fakat yani kılıç kullananlarınız bilir ya da diğer silahları. Stansiniz çok önemlidir duruşunuz. Yaratığın bir ayağı artık tutmamaya başlayınca yaratık güç alamadığı için biraz kısa düşüyor salladığı gürz. Kendi önüne ayaklarının önüne kadar düşüyor. Tekrar kaldırmaya çalışıyor. Bu sürede kime geçiyor turumuz? Sailaid oynadı, Ogremiz oynadı, Fogra'ya geçiyor. Hop vurdum bir tane. Vurdum. Vuruyor mu? Vuruyor fazlasıyla. Can'a sor, Can acesini biliyor herhalde. Ya ben ne bileyim ben 14'ün üzeri vuruyor diye düşündüm abi. Alttan açıp bakmadım abi Undead Ogre'a ne yapıyor diye. 8 artı 2 10 vurdum. Yani vurabileceğim en fazlasını vurdum. Evet. Doğru mu hesapladım? Evet doğru hesapladım. Ya bunu abi sen de artık Undead'a... sen artık şeysin böyle hani şey derler ya kafanın indi değil böyle artık son şey çiviyi çakacak saldırıyı yapıyorsun. Yaratığın bacağına koymanla birlikte yaratığın bacağı tamamen şeyden ayrılıyor. Ya da şey dizinin altı. Vücudundan ayrılıyor yaratığı. Yaratık böyle bir buçuk metre kadar kısalıyor diğer ayağının önüne çöktüğü için. Bundan sonra saldırı yapacak kişi için adeta biçilmiş kaftan. Yaratık artık eğilmiş. Arkan artık şey diyorum bacağında çalışmak bir işe yaramıyor. Başka taraflarına vurun. Derken tur Kenef'e geçiyor. Kenef tam böyle göz seviyesinde suratına bakıyor böyle yaratığın. Şeyden memnun sonunda. Onun yükselmesine gerek kalmadan yaratığın alçalmış olmasından çok memnun. O demin aklına gelen ama yapmaya cesaret edemediği hareketi şimdi yapmayı deneyecek tekrardan. Şuradan sokup baltayı suratı önden sallam dilimler adeta sandviçin pastırma dilimler gibi suratı önden almayı deneyecek. Ya yüzmeye mi çalışıyorsun suratı? Yok. Kıtık diye dilim alacak buradan. Kafasını mı koparmaya çalışıyorsun? Ya burnu gidecek, derisi gidecek ha, bir parça, yanakları okay. Gidecek falan filan. Tamam. Yolla gelsin, zar izin verirsen neden olmasın. 19. Zorla hasar. 20. Tamam, kritik değil sonuçta fark etmez. Hayır, kritik değil. Doğru hesaplayayım diye. At zarını. 1. 4. 4 hasar vuruyorsun. Bir saniyeni alacağım. Şimdi. Özür dilerim. Okey.
Sen yaratığın suratına doğru savuruyorsun baltanı. Yani dilim almaya çalışırcasına, adeta bir önünü yüzmeye çalışırcasına yani yaratığı. Nitekim biraz başarısız bir girişim oluyor. Daha ziyade yaratığın suratına zarar veriyorsun. Alnının ortasına saplanıyor balta yaratığa. İçeriden şeyin kırıldığını düşünüyorsun. Kafatasının falan kırıldığını duyuyorsun. Çekiyorsun. Yaratık önce öne doğru savruluyor. Düşecek gibi oluyor. Artık görüyorsun, gerçekten herhangi bir şey kalmamış durumda. Ayakta kalması için bir sebep kalmamış durumda. Fakat... Bonus action'ımın suratına tükürüyorum. Fili aksiyonla yaptığını farz ediyorum bunu. Yaratık bir anda toparlan, silahını kaldırıp adeta birinize daha vurmaya hazır şekilde şey yapıyor. Ne diyelim? Hareketleniyor diyelim. Tam öldüğünü düşündüğünüz anda ardından tur Drogzar'da. Ben elimdeki gitarımsı çalgı aletini yere bırakıp FM'i çekiyorum. Hı hı. Ve buraya kadar geliyorum. Ben onun zayıf noktasını biliyorum diyorum. Ve elimdeki epeyle resmen dürtüyorum onu. Ne oluyor lan? Bu kaç hasardır? 21, ha 5 hasar. 5, okey. Sende niye fazladan bir zar geliyor da? 5 evet, hasar, oğlum, neden özür dilerim. 5 değil mi? Okey. Sen epeyi nereye doğru soktun bu epeyi? Tam anlamadım orayı. Yani kesinlikle nereye soktuğuma bakmadım. Ben tamamen tiyatral bir şekilde yanımdakileri okay. etkilemek amaçlı. Komedik bir şey mi hayal ediyordun bu işi yaparken, yoksa... Yani komedik olmasına gerek yok. Tamamen sadece sen tam... Sen betimleyebilirsin bir yaratığı öldürecek şekilde. Biliyorum, ben onun zayıf noktasını biliyorum. Yürüyorum. Epey'i, Epey'le nereye nişan almadan, yani herhangi bir nişan almadan Epey'i dürtüyorum Epey'le. Şöyle olsun o zaman, biraz daha komedik olmasın da. Baya normal böyle etinden içeri giriyor, çıkıyor. Hani normal bir hasar gibi. Fakat yaratık böyle kafasını döndürüyor. Diyor, tutuyor orasını. Sonra yavaş ameliyatlı yerime geldi. Aynen, ameliyatlı yerime geldi dercesine. Yaratık aramıza düşüyor. Yaratık düşer düşmez, tabii ki uzun süredir burası temizlenmemesine kaynaklı olacak ki, diye bir şey kalkıyor. Toprak kalkıyor. Yağmur yağmıyor mu şu anda? Yağmur yağarken de çamur kalkıyor o zaman, özür dilerim, yağmur yağıyor. Çamur kalkıyor ve üzerinize sıçrıyor. Can özellikle senin üzerine sıçrıyor. Yaratık şey diyor. Karizma saving throw var. Abi yaratık... şey, teşekkürler ki çıktık. Yaratık o kadar büyük ki abi, altı şey gibi olmuş. Yağmur yağarken böyle arabaların altı şey olur ya, ıslanmaz yani. Yaratığın altı bile kuru bir yer. Şakası bir yana, yaratık düşüp üzerinize biraz bir çamur sıçrattıktan sonra hareketsiz bir biçimde yatıyor. Önce bir 3-5 saniye birbirinize bakıyorsunuz. Hani az önceki gibi, acaba tekrar kalkıp şeyini alacak mı diye. Hatta belki seyleyici şey yapıyor. Böyle yaratığa doğru biraz ilerleyip ayağıyla şeyi yerde biraz yuvarlıyor, o büyük gürüzü. Ki neredeyse bir insan boyutunda. Yaratıktan uzaklaştıracak şekilde. Ardından size doğru bakıp yaratığın kafasına büyük kılıcını indirip vücudundan ayırıyor yaratığın kafasına. Ben epeyi çantaya geri koyup gidip gitarımı alıyorum. Başka abi, bir şey yapmak isteyen var mı bu arada? Meşale yakıp yaratığı yakıyorum ben. şey gibi oluyor böyle. Nasıl böyle rüzgarda kağıt yakmaya çalışır gibi. Sen böyle aleve veriyorsun. Yaratık yağmurla sönüyor falan. En nihayetinde tahmin ediyorum ki biriniz bir yağ çıkarıp yaratığı iyice ovalayıp yakıyorsunuz. Ay, o, niye ki, ovalamak mı? Ya, ovalamak üzerine döküp yakıyorsunuz yani. Üzerine döksek olmaz mıydı o zaman? Evet, niye ovalamak zorundayız? Teyze bu iş senin. Olur ben... Levent şey yapıyor. Yine mi ya deyip böyle kollarını sıvıyor. İçli dışlı. Ölü yıkarcasına böyle bir girişkiyor yaratıya. Kulak arkası dahil hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yaratığı iyice yağlıyor. Sonra yakıyorsunuz yaratığı. Yaratık size bundan yaklaşık 1-1,5 saat önce yaktığınız şeyi hatırlatıyor. Şenlik ateşini. Aynen, o da bu şekilde yanıyordu. Yıldırımlar çarpıp her yere iskeletler sarmadan. Önce bu arada fark ediyorsunuz ki yanınızda hiç tanımadığınız bir figür sizinle birlikte dövüşmüş. Şu an size doğru bakıyor. Oğlum sen kimsin? Merhaba. Yardıma ihtiyacınız var diye düşündüm. Fırtınada kaldım. Sonra burada bir ışık... Fırtınada kaldın ama yardıma ihtiyacı olanların biz olduğumuzu mu düşündün? Buraya kadar geldim.
Lafımı bitirmeme niye izin vermiyorsun ki? Sus, büyüklerin lafı kesme. Laf söyleme. Ben de kız. Can, kartında gördüğün işte 1.55 boyunda, saçları böyle artık ağarmış, zar zor yürüyen fakat elinde kalkan ve balta bulunan bir teyze. Büyük bir dikotomi senin için. Bakıyorsun böyle, yani gerçek mi bu, illüzyon mu belli değil. Bir insight alabilirim senden bu konuda. Okay. Insight, ha okay. Attım 20'lik. Haler, avantajlı bir deception alabilir miyim senden? 24 atalım. 24 atalım. Success. Okey. Alara, senin için topluyorum aynen. Can, şeyi fark ediyorsun. Gerçekten senin için büyük bir dikotomi. Buradaki belki diğer karakterler biliyor. Falls'a biliyor mu emin değilim. Fakat sen şeyi fark ediyorsun biraz. Lan hani burada bir sıkıntı var. Yani ya yani dövüş stilini falan hani şeye koyunca, hesaba koyduğun zaman ya bu insan göründüğü gibi değil. Ya da bu insan bu insan değil. Yani bir çözüm bulamıyorsun kafanda. Fakat şöyle... işin içinde... Bit yeni olduğunu farkındasın. Şöyle bir gözlerimi kıs... Uzaktan sadece kocaman bir yaratıkla dövüştüğünüzü gördüm. Yaratık pek birinizle anlaşacak gibi durmuyordu. Siz daha konuşabilecek birilerine benziyordunuz. O yüzden de size yardımcı, sizin tarafınıza katılmayı tercih ettim. Zaten benim şakalarımı anlamadın. Haklıydın. Sağ ol, zaten önüme benim geldiğimi söyledin. Sonra dönüp bana vurdu. Peki ben... oğlum şimdi... Hepsi planlanmıştı. Sen buradan... Doğru, ben de 55 boyundayım. Sığınak aramaya yani, gidecek misin olmaz. Yoksa bize yardımcı olacak mısın devam etmemize? Ne konuda? Burada ne döndüğüyle ilgili hiçbir fikrim yok ki. Bizim de pek yok ama hoş ve doğru olmayan şeyler olduğu konusunda hemfikiriz sanırım. Sovanın dostu ve... hepimizin dostudur deyip yeni karaktere de... doğru dönüyor Seyley'in aramızdan. Divine Sense İsmin atıyorum nedir? Bunlar böyle konuşurken. Ne yapıyorsun abi? Divine Sense. 60 feet içinde Celestial Fiend Undead var mı? Efendim? Tamam. 60 feet içinde bu sizin geldiğiniz köy tarafında aslında böyle Fiend böyle belli belirsiz bir Undead aurası seni karşılıyor. Ama onun dışında şu an bulunduğunuz yerde yeni dirilmiş ya da dirilecek olacak bir şey alamıyorsun. Fakat yine de bir mezarlıktasınız. Olası bir etkide büyük ihtimal buradan da bir 3-5 tane şey fırlaması mümkündür. Ben kısaca bir mekanikle ilgili bir soru sorabilir miyim? Çok, tabii. Yani tutmaya çalıştım kendimi ama çok merak ettim. Alsimarlar da Celestial gibi sayılıyor mu? Yani Divine Celestial... Yok, Humanite. Celestial değiller. Şöyle tamam. Düşün Alsimar'ı. Mesela kolonyayı o kadar çok seyreltiyorsun ki artık kolonya olmuyor ya. Ama teoride kolonya şeyleri var ya işte, partikülleri. Aynen. Hani Divine Sense açınca kendini de sense ediyormuş. Bir ne oluyor ya falan diyor. Ne bu ya? Levent, bu dinlemi unutma. Asim ararcaz homeopatik celestial. Aynen, homeopatik celestial abi gerçekten. O kadar çok artık şey olmuş ki, seyrelmiş ki o şey, içindeki kan diyelim. En nihayetinde o genetiği taşıyor üzerinde, bir büyüsel bir şey olarak taşıdığını düşünebilirsin bunun üzerine, bir genetik olarak. Fakat kendini celestial yapacak kadar etkili değil. Bu böyle tiefling'ler gibi. Yani tiefling'lerin tam counterpart olarak düşünebilirsin bunu. Şuraya şöyle bir yapıp isterseniz ufak bir mola verelim. Can'la bir iki sohbet edip. Okey. İsmi nedir? Bana bu kötü. Burada kötü şeyler oluyor dediniz. Dex. Burada kötü dediniz nedir? Artı Sova neresi? Sova, onu bile bilmiyorum. Sova bulunduğumuz köyün ismidir herhalde. Okey. Öncelikle seni daha iyi koşullarda karşılayabilmek isterdik. Fakat gördüğün gibi daha iyi koşullarda değiliz. Ama eli kılıç tutan demek isterdim fakat elinde tutuyor bilmiyorum. Sanırım yumruk atıyorsun. Bu işten anlayan birileri şu an işimizi görebilir. Bir saniye. Dex oğlum bir bakar mısın? Şimdi efendim? Buranın yabancısısın ve burada kalacak bir yerin yok değil mi? Evimde bir misafir odam var. Bütün bu iş bittikten sonra işlerini halledene kadar benim konağımda, yani konutumda misafir edebilirim seni. Temiz küçük bir oda ve güzel yemek sağlayabilirim. Şu işi halledelim, ondan sonra seni yerleştirmeye bakalım. Gittikten sonra konuşsak daha iyi olur. Seyret size dönüyor. That fucking guy. Efendim? Yok bir şey ya. Bilendim sadece. Ne? Konuşalım. Artık köye dönmemizin vakti geldi.
Oradaki bir iki şey hallettikten sonra sanırım burada ne olup döndüğünü size açıklayabileceğimi düşünüyorum. Dio. Şapel'e doğru ilerlemeyecek miyiz? Yani şapele bakmak isteyenleriniz şapele bakabilir. Ben bir gideyim oğlum bir saniye deyip itiyorum böyle kenara ben doğru. Yanından gidiyorum. Şapel sizde unreveal görünüyor değil mi? Reveal değil. Etrafında yürümeye evet. Falan başlarken şey diyeceğim. İş ne? Burada neler olduğunu biri açıklayacak mı? Sen onu diyorsun. Bu arada şu şapeli ufakça geçeyim bir mola vermeden. Arkadaşlar şapel iki katlı bir şapel. Ortasında burada bir lahit olarak çizilmiş. Fakat birden fazla artık 10 başısı lieutenant'ı artık neyse şeyin zamanında Seyleydin. Arkadaşlarının yaptığını tahmin edebilirsiniz. Aşağı doğru uzayan bir ikinci katı var. Yaratık da tahminleriniz üzerine sanırım buradan. Bu merdivenden çıkmış. Aşağı inmeyi tercih edebilirsiniz. Aşağı inmeyi tercih etmeyebilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Seyret, oğlum bir bakar mısın? Buyurun hanımefendi. Bu aşağı kısmı pek tekin gözükmüyor gözüme. Şimdilik bu kapıyı sağlama alsak, daha sonra gündüz vakti sağlam kafayla, sağlam vücutla tekrardan gelip burayı bir temizlemeye mi başlasak diyorum. Kapıyı nasıl kapatabiliriz hanımefendi? Kapı gördüğünüz üzere kırık. Nasıl kapatırsın? Onararak kırıtırsın. Ben kırıtırsın. Kırıtmayacağım kimseye. Kapı... Belki yine arkadaşımızın elinden geliyordur bu tür beceriler. AKA belki mend büyüsü vardı. Hayır. Abi baktı. Yok. Ben çok iyi görebilirim yani. İstiyorsan. sıkışırken şaka yapabiliyorum ama kapıları onaramıyorum. Allah'tan wizard yok. şöyle bir şey önerebilirim size. Yani mekaniksel şey açıdan. Kapı menteşelerinden çıkmıştır büyük ihtimal diye düşünüyorum. Belki biraz vakit harcayarak yani Seyleydi ikna ederseniz bunun gerçekten uzun vadede bu gece için daha yararlı olacağına Seyleydi sizinle birlikte kalıpların onarılmasına yardımcı olmayı tercih edebilir. Bunu kim ikna Alara sen bahsetmiştin bu konuyu. Heykeli kırıp kapının önüne yığalım. Çıkamasınlar hadi. Dışarıya. Bir şey diyeceğim. Seylet burada kalsın akşam. Bir saniye önce neden kalmasın ki hepimizin heykeli kıralım dediği zaman Seylet'in sana böyle inanılmaz keskin ve nefret dolu bir bakış attığını görüyorsun. Bir an hissediyorsun yani. Yani şurada kimse olmasa belki saniyeler içinde boğazına yapışabilirdi bu adam seni. Fakat sadece bir saniyeliğine görüyorsun bu bakışı. Sonra tekrar şeye dönüyor. Kenefe dönüyor. Sen tekrar söyler misin neler söylediğin şeyi? Şimdi Seyle'de oğlum ben diyorum ki bak bizim aramızda en iyi zırha sahip olan, efendime söyleyeyim en iyi kılıç kullanan, en yüksek damage ve DPS'e sahip olan kişi sensin. Bu sebeple diyorum ki biz şehre gidip bir kafamızı toplayana kadar sen burada nöbet mi tutsan? Burada nöbet tutulması gereken bir sebep göremiyorum. Eğer kapıyı onarmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama ben şu an şehre doğru dönüp geriye kalan iskeletlerle uğraşmak istiyorum. İyi tamam peki. Sanki. Şu an burada zaten başka bir andet yok. Bence gidelim şehre. Kenef'ten bir şey biliyorsunuz. Ben şöyle bir şey yapıyor Kenef. Kenef diyorum özür dilerim. Kenef sen özür dilerim Alara. Foza bir şey diyor size burada. Özür dilerim. Foza için ekstra bilgi veriyorum. Sen burada ölülerin olduğunu biliyorsun Foz'da. Hepiniz biliyorsunuz. Burası bir mezarlık. Büyük ihtimal alt katta da belki birkaç ölü daha var buradaki lahitleri saymazsak. Fakat Foz'da'nın bildiği şey şu. Şu an burada bir undead yok. Bu ölü yani ölü olanı yani tekrar ölenini saymazsak buradaki. Yaşayan ölü namı der namert burada mevcut değil. Foz'da sizde bu bilgiyi paylaşıyor. Eğer dikkatinizi çekerse ilginizi alırsınız. Yani aslında kapıyı onarmamıza gerek yok. O zaman gidelim. Diyorsunuz. Kendim yine de o menteşelerinden çıkmış kapıya gidip o böyle mini minnoş kırışık teyze haliyle sırtlayıp kapıyı koçurt diye böyle oturtma için bir attempt'te bulunuyor şeye, menteşesine. Bir D20 at bunu saniyesinde direkt oturma çaban olarak karşılayacağım. Bunun üzerine bu bir taşıma işlevi. Yani normalde STR çek olsun bu direkt. STR çekme çünkü artı birim. STR artı. Biri mi gitti? Ne oldu niye gitti? Galiba. Alara düştü sanırım. Alara düştü.
O zaman biz de bir ara verelim o gelene kadar. Aynen, biz bir ara verelim. Aylar bunu çözsün bu arada. Arkadaşlar. Ondan sonra buradayız. Aylar geri geldi. 24 bir şey var.